İnsanın kendisi olması. İnsan, varlık aleminde mükemmel yaratılışa sahip üstün varlıklardan birisidir. Yaşamı programlama ve ona yön verme gücüne sahip, yeryüzünün düzenleyicisi ve yöneticisi olarak yaratılmış, özgür irade sahibi kılınmış bir varlıktır. Bütün güzelliklerin ve çirkinliklerin, iyiliklerin ve kötülüklerin kaynağı ve taşıyıcısı olan, en iyi olmanın da, kötü olmanın da, en yararlı olmanın da, en zararlı olmanın da özelliklerine sahip bir varlıktır insan. Rahmetin, sevginin, barışın, kardeşliğin, güvenin, haksızlığın, zulmün, ihanetin, savaşın ve vahşetin kaynağı bir varlık. Bu nitelikleri sayfalarca çoğaltmak mümkün. Sonuçta bütün olumlu ve olumsuz özellikleri bünyesinde bulunduran bir varlıktır insan ve insan varlığına bu değerlerle anlam verir. Eğer kendisi olursa Hayata olumlu değerlerle kendisi olamazsa olumsuz değerlerle anlam verecektir. O bakımdan insanları hayata anlam verdikleri değere göre iki gruba ayırmak mümkündür. İyi insanlar ve kötü insanlar. İnsanlardaki olumlu veya olumsuz bütün özellikler insanın kendisi olup olmamasına göre ortaya çıkar. İnsanın kendisi olması en kısa tanımıyla onun fıtratına yani yaratılış özelliklerine uygun bir yaşantıya sahip olması demektir. İnsanın nasıl bir varlık olduğu ve nasıl bir yaratılışa sahip olduğu, ihtiyacının ne olduğu ve nasıl giderileceği doğru bilinmeden onunla ilgili hiçbir konuda doğru karar vermek mümkün olmaz. Yeterli, yetkin ve iyi bir hayatın kurulması bu sorulara verilecek yanıtın doğru olmasına bağlıdır. Aklın ve bilimin bu konudaki yetersizliğinin ve eksikliğinin canlı tanığı yaşadığımız dünyadır. İnsan türü kendisini insan yapan değerlerin yok edilmesiyle canavarlaştırılmıştır. Ne dualist, idealist, materyalist, rasyonalist ve modernist ne de teolojik, ne metafizik ve geleneksel tanımlar insan varlığının gerçeğine uygunlukta yeterli olabilmişlerdir. Elbette ki her tanımın doğruları vardır. Ancak bu doğrular o tanımların tümüyle doğru sayılmalarını, gerçeğin tamamını kapsadıkları anlamına gelmez. İnsanın her türlü ihtiyacına cevap veren, onun bütün özelliklerini dikkate alan, zihnini, aklını, ruhunu ve bedenini bütün yönleriyle kuşatan yegane tanım, onu yaratanın yaptığı tanımdır. Zira insanların nasıl bir varlık olduğunu, kim olduğunu, ne olacağını onu yaratandan daha iyi kimse bilemez. İnsanı en iyi tanıyan ve bilen Allah, onun nasıl yaratılışına uygun bir yaşamı yaşayabileceğini, dolayısıyla nasıl mutlu olacağını da en iyi bilen olarak vahiy ile bunun yolunu göstermiştir. Allah Kur'an'da insanın kendisine, toplumu ve kendi dışındaki varlıklara karşı nasıl davranması gerektiğine dair kuralları ve ilkeleri belirlemiştir. Bu bakımdan Kur'an kendisini insanın ve yaşayacağı hayatın doğru yol göstericisi olarak tanımlamaktadır. Kendi ifadesiyle hidayet rehberidir Kur'an. İnsanın yaratılışı gereği böyle bir yol göstericiye ihtiyacı vardır. Kur'an hakikattir. Hidayet de insanın hakikatle buluşmasıdır. İnsan yaratılışı itibariyle muhtaç bir varlıktır. En başta varlığını başkasına muhtaçtır. Yalnız yaratılmasını değil, varlığını sürdürmede de başka şeylere muhtaçtır. Var olmasını ve varlığını sürdürmede kendisi dışındaki varlıklara muhtaç olan insan bu ihtiyacını doğru, adil ve haklı bir şekilde nasıl karşılayacaktır? Bunun ölçüsü ve yöntemi ne olacaktır? Bu dünyanın cennet olması da cehennem olması da bu sorulara verilecek doğru cevaba bağlıdır. Yeryüzünün cennet veya cehennem olması insanın özgür iradesiyle yapacağı tercihe bağlıdır. Dolayısıyla yeryüzü cennetinin de cehenneminin de tek sorumlusu insandır. Ve insanlık kendisini yeterli görmeyip tercihini vahiden yana yapmış olsaydı içinde yaşadığımız dünya bugün cehenneme dönüşmezdi. Kötülük bütün bir yeryüzünde egemen olmazdı. İnsan, mademki muhtaç bir varlıktır ve ihtiyacını kendi dışındaki varlık aleminden karşılamak zorundadır, o halde ihtiyacını karşılama biçimini kim belirlemelidir? Akıl mı, bilim mi, duygular mı? Yoksa vahyin bunlara öncülük etmesiyle mi? İnsanı, kendisinden çok daha iyi tanıyan, onun ihtiyaçlarını en iyi bilen ve bunun nasıl karşılanacağının en doğru yolunu gösteren yaratıcı, onun aklını, ruhunu ve bedenini en mükemmel biçimde yönlendirecek, yol göstericiyi de göndermiştir. İşte bu yol gösterici doğrultusunda, aklın, ruhun ve bedenin ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayacak olan insanın kuracağı dünya, barışın ve huzurun dünyası olacaktır. Oysa aklı, ruhu ve bedeni aç kalmış insan, kendisi olmaktan çıkacak, açlığını gidermek için kendi dışındaki varlık alemine haksızca, vahşice sahip olmak isteyecektir bu şekilde saldırganlaşan ve azgınlaşan insan kendisini yeterli görmeye başlayacaktır. Ve kendisini yeterli gören insan Allah'la olan bağlarını koparacaktır. Açlığını nasıl giderebilecekse öyle hareket etmeye başlayacaktır. Artık onun için tek meşru yol bu amacına ulaşabileceği yoldur. Ve bu sapma onun insani özelliklerini yok edecektir. İnsanın varoluşuna, yaratılış özelliklerine uygun bir dünya, Adil bir paylaşım, güvenli bir yaşam ve hayatın tamamında denge nasıl ve ne ile sağlanabilir? Bunu hangi program gerçekleştirebilir? İnsanın neye ihtiyacı varsa, o ihtiyaca en iyi yanıtı verecek, onu gerçek kimliğine kavuşturacak, yani insanın kendisi olmasını sağlayacak ilke ve kuralları, onu yaratan yaratıcının belirlemesi gerektiği gerçeğini kabullenmeden doğru yol belirlenemez. Burada insanın Özgürlüğü konusunda nasıl bir aldatılmayla karşı karşıya olduğunun farkına varılması gerekiyor. Yoksa özgürlüğün cazibesine kendisini kaptırmış dünyanın özgürlük adına insanlığa bela olmasına engel olunamaz. Özgürlük yalın olarak kelime anlamı çerçevesinde ele alındığında sempatik ve olumlu görülebilir. Hatta sözlük olarak masum ve onurlu bir içeriğe sahiptir de denilebilir. Ancak söz konusu olan kelimenin yalın anlamı değildir onunla kavramsal ve düşünsel olarak neyin kastedildiğidir. Zira Allah'a kul olmaya da, Allah'ı devre dışı bırakmaya da özgürlük anlamı verilmektedir. Özgürlük, rasyonalist batı düşüncesinde Tanrı'nın, dinin ve kilisenin yok sayılmasının, devre dışı bırakılmasının adıdır. Batılı değer yargılarının özgürlüğe yüklediği anlam, Allah'ın egemenliğini, ahiret hayatını, yeniden dirilmeyi, hesaba çekilmeyi ve din inancını dışlamak anlamını içermektedir. O nedenle özgürlük dendiğinde onunla neyin kastedildiği, alanını, kapsamını ve niteliğini çok iyi belirlemek gerekmektedir. Özgürlük, insanın yaratılış özelliklerinden biridir. Bu yönüyle irade sahibi olmanın karşılığıdır. İnsan özgür iradesiyle dilediğini seçme hakkına sahiptir. Müslüman için özgür olmak Allah'a kulluktur. Allah'a kulluğun dışındaki her seçim köleliktir. İnsan ancak Allah'a kul olursa özgür olabilir. Allah'a kulluğu reddeden bir kimse aslında kulluğu değil Allah'ı reddetmiş olur. Çünkü kulluk kesinlikle kalıcı bir şeydir. Allah'a kul olmayanlar başka ilahlara veya başka güçlere, başka şeylere kul olmak zorundadırlar. Bu kaçınılmaz olarak böyledir. Kavramsal, felsefi anlamı itibariyle insanın özgür olabilmesi için kendi kendini var etmiş olması gerektiği, varlığını başka bir şeye borçlu olmaması gerektiği konusu sorgulanmalıdır. Kulunun, yaratılmış hiçbir şeye kulluk etmemesi, yaratıcının dışında her türlü güç ve varlığa kulluğu reddetmesi bağlamında özgür olması, elbette ki Allah'ın emridir. Ancak, modern dünyanın literatüründe yer alan özgürlük kavramı, kişinin aklını ve hevasını ilah edinmesiyle eşdeğer bir anlam taşımaktadır. Varoluşsal bağlamda muhtaç olarak yaratılmış bir varlık, bu ihtiyacını karşılamak için birçok şeyle bağlantı kurmak, yani bağlı olmak zorundadır. Bu bağ rağmen insanın kendisini yeterli görmesi bir nevi ilahlık taslamasıdır. O nedenle özgürlük sözcüğünün anlam alanını ve kapsamını çok iyi belirlemek gerekmektedir. Toplu olarak yaşamak zorunda olan insan, toplu yaşamanın kurallarını iptal edemeyeceğine göre, zorunlu olarak var olması gereken o kuralların ne olması, nasıl olması ve neye göre düzenlenmesi gerektiği konusunda tercihte bulunacaktır. Bir Müslüman için bu tercih, vahiy ile bağlı ve bağlantılı olmayı zorunlu görmesidir. İşte bu bağ ve bağlantıdan dolayı batılı değer yargılarına göre siz özgür sayılmazsınız. Oysaki Müslüman için gerçek özgürlük vahye teslim olmaktır. Yaratıcı kuluna irade vermiş ve kulunun kendisine verilen bu iradeyi dilediği gibi kullanmasını istemiştir. Dilerse küfreder, dilerse iman eder. İman etmeyi seçmesi durumunda iradesi İslam'a bağlı ve bağlantılı olarak hayattaki yerini alır. Küfrü tercih edense benliği, aklı, hırsı, zevki, arzu ve istekleriyle bağ ve bağlantı kurar. Bu seçimini özgürlük olarak gören kimse amacına ulaşmak için her türlü aracı meşru görür. Buysa insanın amacına köle olması demektir. Gerçekten teslim olmuş bir Müslüman hiçbir zaman amacına kölelik etmez köleleşmesi için teslimiyetten vazgeçmesi gerekir. İnsan ya Allah'a ya da kendisinin yarattığı ilahlara kulluk eder. İnsan yaratılış özelliklerine uygun yaşarsa, yani kendisi olursa çok değerli varlık, kendisini yeterli görür. Yaradılışına aykırı yaşarsa çok kötü bir varlık olur. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına ittik. Tin suresi 4 ve 5. ayetler Kendisini yeterli gören insan, arzu ve istekleri doğrultusunda durmaksızın ihtiyaç üretir. Sonra da bu ihtiyaçları karşılamak için ihtiyaçlarının kölesi olmak zorunda kalır. İşte bu aşamada müslümanın farkı ortaya çıkar. Zira müminin sahip olduğu iman, ona ihtiyaçlarına köle olmadan onları karşılama bilinci kazandırır. İmanı bir zırh gibi onu köleleştiren arzu ve isteklerinden korur. Kim olduğunu bilen, kendisi olan insan Allah'ı, Allah'ı bilen insan kendisini bilmiş olur. Kendisini bilmeyen insansa yeryüzünü cehenneme çevirir. Bugün içinde yaşadığımız yeryüzü cehennemi kendisini bilmeyen, kendisini yeterli gören insanların eseridir. Allah aşağıdaki ayetlerde insanın yapısını ve tercihlerinin sonucunun neye mal olacağını şöyle buyurmaktadır. Ve nefse ve onu biçimlendirene. Sonra ona kötülük yapma ve kötülükten korunmayı ilham etti. Elbette nefsini yücelten kurtuluşa ermiştir. Elbette onu alçaltan da hüsrana uğramıştır. Şems suresi 7 ila 10. ayetler. İnsan melek veya şeytan olarak yaratılmamıştır. Onun şeytanlığa yönelmesi yaratılış özelliklerini bozar. Keza melek olma isteği de yapısına aykırı bir istektir. İnsan ne şeytandır ne de melek. Ancak o Dünyayı cennet veya cehennem yapacak, iyilik ve kötülük potansiyeline sahip bir varlıktır. İmansız akıl ve bilim onun kötülük yönüne engel olmaz. İmanlı akıl ve bilimse onun iyilik yönünü harekete geçirir. Sonuç olarak da dünya ya kötülüğün ya da iyiliğin mekanı olur. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün ayetleri görseler de yine ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler de onu yol tutmazlar. Ama azgınlık yolunu görseler onu kendilerine yol tutarlar. Bu ayetlerimizi yalanlamalarından ve ondan gafil bulunmalarındandır. Araf suresi 146. ayet. Bu gerçeğe rağmen insan yine de azgınlık yapar. Kendisini yeterli gördüğü için. Oysaki dönüş Rabbinedir. Alak suresi 6 ila 8. ayetler. İnsanın kendisi olabilmesinin en önemli koşulu onun Allah'a teslimiyetini Allah'ın belirlediği ve istediği şekilde gerçekleştirmesidir. Aksi takdirde teslim olmak adına köle olur. Din adına kölelikse köleliğin en kötüsüdür. Allah adına uydurulan din Allah'ın dininin yerine geçerse insan kendi uydurduklarına köle olur. Allah'ın dini bağlılığı uydurulan dinse köleliği doğurur. Sözüne ettiğimiz teslimiyetin gerçekleşebilmesi Kur'an'a uygunluk koşuluna bağlıdır. Zira Kur'an'ın belirlediği şekilde gerçekleşmeyen teslimiyet teslimiyet değil köleliktir. Öyle ki insanlık tarihi bu tür köleliğin tarihidir dense abartılmış olunmaz. İnsanın kendisi olabilmesi için onun insan olmasını sağlayacak değerlere sahip olması gerekir. Ontolojik varlığı itibariyle insan sadece görünüşte insandır gerçekte ise insanı insan yapan, onun sahip olduğu değerlerdir. Adil, yardımsever, merhametli, dürüst, ilkeli, kişilikli, erdemli, iyi ve cömert olmak, haktan yana olmak ve zulme karşı gelmek bu değerlerin başında gelir. Bu değerlere sahip olmayana insan denmeyeceği gibi Müslüman da denemez. Almayı değil vermeyi seven, kendisi için istemediği bir şeyi başkası için de istemeyen, sevgiye, Saygıya, kardeşliğe, dostluğa, barışa ve huzura önem veren, insanları hatalarından dolayı cezalandırmayı değil, affetmeyi yeğleyen ve bu değerlerle hayatına anlam veren insan kendisi olan insandır.